varmış. Bir yok. Yok yani bir yokmuş. Yapacak hiçbir şey yok. Bununla ilgili tartışmak istemiyorum. Yani bir vardı, bir niye yokmuş? Bir oluyor, bir olmuyor. Niye böyle oluyor falan, bunları konuşmayalım. Zamanın birinde Kaşar bir tane prenses var. Ondan sonra 31 tane de cüce buluyor bir yerden. Böyle öbek öbek olmuş cüceler. Ne yapacağını şaşırmış cüceler. Ama çok cüce de değil yani. 1.30 falan gibi. 1.20-1.30. Aslında bir tanesinki bereket tanrısı gibi de. Haberi yok kimsenin cüce diye. Kimse ilgilenmiyor abilerle falan. Ormanda gezinirken bizimkisi de zaten prenses değil dedim ya. Kaşar yani. Kaşar prenses. Yani ben şey diyor sürekli, babamın prensesiyim diye diye. Orada dedikodu çıkartmış mahallede. Kendine prenses dedirtmiş yani. Ormanda lay lay tay tay işte budak arıyor kendine. Bir tane budak arıyor. Sobada yakacak herhalde, ne bileyim ben. Kıvrımsız, düz, tırtıksız olursa da, keser sapı yapacaksa kendine, belki de hani öyle bir durumu da olabilir. Hiç bilmiyoruz yani. Bir bakıyor orada, aa cüce, bir tane cüce, iki tane cüce, üç cüce, bir sayıyor 31 tane cüce. Siz diyordum hayırdır diyor burada. Ne yapıyorsunuz, kimsiniz siz cüceler? Ya diyor, biz diyor zamanında 7 cüceydik diyor, birbirimizi sike sike diyor, 31 tane olabilir ancak. Anca bu oldu yani, ilerleyemedik. Neslimizi çoğaltamadık diyor. İşte bilgini orada, neşelisi, kızgını, yavşağı, ibnesi artmış. Ortalık çok karışık bir durumda yani. 31 tane olunca lakaplar da artmış yani. İşte siz ne bekliyorsunuz burada ya diyor, bizim bir arkadaş var diyor. Celal, ismi Celal. Celal diyor gelecek. Beraber diyor mangal yapacağız diyor falan. Celal kim falan, prenses merak ediyor. Bizim orospu prenses. Kaşar prenses. İşte cücenin biri cep telefonunu çıkartıyor. Aa iPhone 3 mü? Nereden aldım falan. Prenses daha 7 kullanıyor falan yani. Bozuluyor durmadan. Cüceye bak sen işte. Cücede var bu para. Para mevzusu. Açıyor cüce işte fotoğrafını. Celal'in, Celal'i gösteriyor buna. Vay amına koyayım, Celal'e bir bakıyorlar. İşte 1.95 boyunda böyle sırım gibi. Dar pantolon giymiş, böyle taşaklar dışarıda yani, anladın mı? Hani öyle bir Celal yani. Prenses lak diye bayılıyor orada. Ulan diyor karıya bir şey oldu diyor birisi. Orada azgın cüce diyor ki sikilin mi abi lan diyor, dur oğlum. Müslüman cüce. Olur mu diyor, günah var diyor falan. Olur da olmaz. Azgın cüce az belliyor melliyor ama. Çok değil yani, kurcalamıyor. Oradan işte doktor cüce geliyor, hemşire cüce. Hemen müdahale ediyor falan. Hayat öpücü vereyim mi diyor oradan. Azgın siktir gidiyorlar. Prensesi 31'i böyle alıyor kucağına. Götürüyorlar kendi evlerine. Celal'e de WhatsApp'tan yazıyorlar. Diyorlar ki birader, burada prenses bayıldı büyük ihtimalle. Tansiyonu falan düştü. Hani biz bir müdahale etmeye çalışıyoruz. Seninle geldiğinde direkt eve gel. Ormanda değiliz. Mangalı diyor bizim kapının önünde yaparız artık diyor. Zaman geçiyor.
Celal gelmiyor. Prenses hala yatıyor. Dürtüyorlar, burnuna sarımsak tutuyorlar falan. Uyanmıyor da. Ulan bu karı niye uyanmıyor? Öldü mü? Hayır, nabzı da atıyor. Bir bakıyorlar, ses geliyor karıdan. İşte Celal, Celal, Celal'im falan gibi. O tarz. Millet diyor ki karı yanıyor kardeşim diyor. Yani bunu bir söndürmemiz lazım. Niye yani hep Celal ediyor yani falan. Prenses hemen böyle götünü dönüyor. Yan yatıyor, bir de osuruyor. Ulan diyorlar. Bütün iştahımızı kaçırdı karı, niye böyle yaptı? Hem uyuyor hem yan dönüyor hem osuruyor. Yani böyle prenses mi olur lan? Diyorlar. Neyse dışarı çıkalım o zaman falan derken azgın arka tarafa saklanmış. İşte şeyde bereket tanrısı gibi dediğimde bizim bu işte azgın cüce. Herkes dışarı çıkıyor. Kimse tabii etrafına bakılmıyor. Azgın cüce nerede ne oluyor diye video falan bakmıyor kimse yani. Azgın cüce kapıyı arkadan kilitliyor. Prensesin üstüne yapışıyor. Prenses uyanmış tabi. Bir dakika diyor, ne oluyor diyor, ben Celal'in olacağım falan. Siktirmeyin lan Celal diyor, yat aşağı. Haydi. Bir çıkar diyor lan diyorlar, ananın avradını yani. Celal yanında bok yemiş. Ya Celal'i de bilmiyoruz da şimdi aramızda. Bunun muhabbetini yapıyoruz ama Celal'i de bilmiyoruz. Taşaklıyor abi ama acaba yani prenses bizim azgın cücenin malzemeyi görünce diyor ki tamam ya yani konuyu kapatalım, sokarım Celal'e yani, ben bunu bundan daha iyisini bulamam moduna giriyor hani o kafada artık. Ses bağırıyor bana ya diyor, ben ille de isterim bu adama, ille de isterim. Ya Celal gelecek, seni onunla tanıştırırız, siktir et diyor Celal'i. Celal'le falan benim işim olmaz, ben bu cüceyi istiyorum. Olmaz diyorlar, takım bozulur. Hani nasıl verelim biz sana, sen burada kal. 32, 31 artı cüce, 31 artı cüce artı prenses. Olmaz diyor da işte benim eve gitmem lazım, benim ben babamın prensesiyim falan. Saçma sapan bir hikaye yani. Olacak gibi değil yani. Nereye bağlasan olmuyor yani. Dur Celal içeri alalım dur. Celal bir giriyor içeri, ulan diyor ne oluyor burada. Ya diyor işte bu azgın cüce buna çakmış. İşler karışmış burada bu adam. Yani kaşla göz arasında prenses baygındı. Fırsattan istifade buluyor. Buna yapıştırmış diyor yani. Nasıl olacak bu iş? Celal diyor işte geçmişi unutalım. Hani ben diyor geçmişe takılı kalmak istemem. Prenses diyor ki olmaz diyor, sen diyor
baskın cücenin bana verdiğini veremezsin. Oradan bizim yarım saçlı gel vardı ya, o oranın belediye başkanıymış. Gülüyor bunlara bir yapıştırıyor. Evin ruhsatı yok büyük mahalle. Evin ruhsatı olmayınca ekip de gelmiş, yıkama ekibi falan. O onu yıkıyor, bu bunu yıkıyor derken prenses ortada kalıyor. Geçişçilerden 31 tane olmasından mütevellit kalabalık nüfusa işlenmemiş. Ulan diyor, nasıl oluyor bu? Burada sayı fazla. Derken azgın cücenin üstüne şey düşmesin mi? Kolon. Kolon düşünce azgın cüce böyle çatırt diye iki, çünkü kalmış öyle taş gibi de bir kalmış. Azgın cüce yere yapışıyor kanka. Düştüğü an Prenses Celal'in koluna giriyor hemen. Ya diyor, ben aslında seni seviyordum. Ulan ne orospusun sen, sana boşuna kaşar prenses dememişler. Demin sen bu adamın peşindeydin, şimdi ne oldu da bana? Yok diyor, bu diyor beni diyor tufaya getirdi. Hafif yan yattıydım, oradan bastı bana diyor. Yani benim hiçbir suçum yok, ben iyi bir insanım diyor. He. Anladın? Celal de saf bir çocuk yani, bakma boylu bozlama, saf yani. İyi diyor, madem diyor, o zaman diyor. Gidem de diyor, ben diyor aileme söyleyeyim. Seni isteyem, zaten diyor bir şey yok diyor yani. Prenses diyor, hani zaten bir şey yok diyor. Ne o cüceydi diyor yani. Sivrisinek ısırığı gibi bir şey oldu. Hiç diyor kafanı takma. Bir şey yaşanmış gibi düşünme diyor, ikna ediyor. Biraz da Celal'in sırtında şöyle bir, şöyle hafif bir, böyle bir oynuyor böyle hani. Trigger mı? Falan. Celal yumuşuyor tabi. Olan öyleydi böyleydi, evlenmişler bunlar. Çocuk dünyaya geliyor kanka. Çocukları oluyor bunların. Bir bakıyorlar, aa siktir azgın cüceye benziyor. Ya nasıl olur işte, hani sinek ısırığı gibiydi. Bu ona benziyor gibi, ya diyor olur mu diyor. Öyle bir şey yok yani, sadece benzerlik gibi düşün diyor yani falan. Çok acayip bir masaldı yani öyle. Sonra işte acayip azgın cücenin yerine onun çocuğu mu geçecek? Ya da Celal bu durumu fark edip prensese zarar mı verecekmiş? Oradan Müge Anlı'ya mı gidilecekmiş, onu bilmiyorum. Öyle bir şey dendi ama tam olarak da hani nedir ne değildir. Ben de işin yalancısıyım yani. Biliyorum desem yalan söylemiş. Biliyorum desem yalan söylemiş olurum. Babaannem anlattıydı bunu, acayip öyle aklımda kalmış, böyleydi galiba yani. Kaşar prensesle 31 cüceler diye sanki kalmış gibi, öyle gibi.